Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Bu ekranda gördüğünüz görseli tam bir sene önce yapmıştık arkadaşlar. Ve maalesef bu ekranda gördüğünüz görselde bir sene boyunca hiçbir değişiklik olmadı. O yüzden Çağlar Durmaz'ın görseliydi bu. Kendinizi de Antalya'ya selamlar, saygılar gönderiyoruz. Biz bu problemler hallolana kadar videolar üretmeye, sizlerin ses olmaya devam edeceğiz. Memurlarhaber.com web sitesi, Memurlar Haber YouTube kanalı olarak Çağla Durmaz yapmıştı bu tabloyu tam bir sene önce ve dediğim gibi hiçbir şekilde değişiklik olmadı maalesef ama maalesef. Emeklilik, iş kur çalışanı emekli şartları oluşsa da isterse işine devam edebilir. Eski kadrolu çalışan, emekli şartları oluşsa da isterse işine devam edebilir. Ama ve lakin KHK'lı 696 ile kadroya geçmiş işçi arkadaş, emekli şartları oluşursa 696 KHK sebebiyle işine devam edemez mecbur emekli edilir. Yani zorun emekliliği edilir. Tahin Nakil Becaiş, iş kurdan işe giren işçi arkadaş. Toplu iş sözleşmesinde varsa ve gerekli şartlar oluşursa tayin veya beca iş yapabilir. Eski kadrolu işçi arkadaş. Toplu iş sözleşmesinde varsa ve gerekli şartlar oluşursa tayin veya beca iş yapabilir. Yine 696'lı üye evlat 696 işçi arkadaş. Toplu iş sözleşmesinde varsa ve gerekli şartlar oluşsa da 696 KYK sebebiyle tayin veya beca iş yapamaz. Bazı kurumlarda böyle Sağlık Bakanlığı falan böyle beca hakları falan verildi ama yine de Normal adam gibi bir tayin hakkı ve becaiş hakkı maalesef o maalesef. Biz bu videoyu 23 Mayıs 2022 tane de yapıyoruz. Şu ana kadar bir düzenleme gelmedi arkadaşlar AK Parti tarafından. Kıdem tazminatı. İşkur çalışanı toplu iş sözleşmesinde hüküm geçerlidir. Genelde 30 gün. Eski kadrolu işçi toplu iş sözleşmesinde hüküm geçerlidir. Genelde 45 gün. 696 KYK ile işe giren arkadaş toplu iş sözleşmesinde hüküm geçerlidir. İşe giriş tarihine göre değişkenlik gösterebilir. Bu üç ana etken dışındaki yemye farklılıkları da mevcuttur. Diğer aklar bakımından farklılık yoktur. KYK işkur eski kadrol diye ayırt etmeden herkese eşit hak verilmesi gerekmektedir diyoruz ve biz de altına imzamızı atıyoruz. Bu tablo içinde Çağlar Durmaz'a tekrardan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz adına bu problemler bitene kadar bizler sizler adına videolar üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'de ilk kez yaklaşık 2 sene önce kamu işçilerinin sesi olmak adına bu YouTube kanalını kurduk arkadaşlar ve sizler adına videolar ürettik. Daha sonra taklitlerimiz çıktı. Ortalık şu an kamu işçisi YouTube kanalından geçilmiyor. Ama Türkiye'de ilk kez, bakın altını çiziyorum, ilk kez sizler adına videolar üreten, maaşlarınızın videolar yapan, problemlerinizi, zorunlu emeklilik, tayin hakkı, becaiş, 12 ay maaş alamama, taşeronların kadro alamaması gibi bütün bu problemleri videolar üretmeye YouTube'da ilk kez biz baş, başladık ve sessiz olmaya çalıştık. Umarız faydamız dokunuyordur. Eğer faydamız dokunuyorsa bir videoyu bir beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Biz de bir şöyle bir pekiştireç alalım. Hoşumuza gitsin. Sizler adına videolar üretmeye Türkiye'de ilk kez dediğim gibi başlamıştık ve yine sizler adına videolar üretmeye devam edeceğiz. Hepinize Kanala abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. 60 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Herhalde bir sene, bir buçuk sene sonra da 100 bini deviririz arkadaşlar. Hep beraber umarız bu problemler bir an önce olur. 23 Mayıs 2022 tarihinde seneye Haziran 2023 tarihinde yani 13 ay sonra seçim olacak. Umarız seçime kadar bu yazdığım problemlerin hepsi olur arkadaşlar. Hal olmazsa da biz arkanızdayız. Sizler adına videolar üretmeye, sesinize ses katmaya devam edeceğiz arkadaşlar.